namaz nasıl kılınmalı? Namaz sureleri mutlaka sıralı mı okunmalı? Namazın adapları nelerdir? İnsanların en kötüleri kimlerdir? Kötülük yapan birine karşı nasıl davranmalıyız? Meleklerin en büyük tesbihatı. Benim yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, hidayeti ve geniş affı hepinizin üzerine olsun. Bugün pazar günü ve Kur'an ve sünnet programımızla beraberiz. Sanıyorum artık yavaş yavaş son programlara doğru geliyoruz bir hafta sonra. Ramazan ayına gireceğimiz için programlarımızı, yani hafta içi olan, hafta sonu olan bu programımızı ve cuma sabahımızı noktalayacağız inşallah. Çünkü Ramazan'da Rabbim eğer dilerse hem iftar hem sahur programında huzurlarınızda olacağız ve programlarımızı efendim Sultanahmet Meydanı'ndan, alışkın olduğumuz yerden, ki Kandil programında hakikaten birkaç bin kişi aşan büyük bir katılımla bizi onurlandırdınız efendim Sultanahmet Meydanı'nda Beraat Kandili'ni. İşte hem iftar hem sahurda Sultanahmet Meydanı'ndan evlerinize ve bulunduğunuz yerlere ulaşmaya gayret edeceğiz inşallah. Dilerim ki Rabbim hepimizi kendisine kul, sevgili elçisine ümmet kabul eylesin. Kur'an'ına talebe ve istikametini bulabilenlerden, yani sırat-ı müstakimden, Kur'an ve sünnetin yolundan gidenlerden eylesin. Gerisi hepsi boş laftır. En büyük hakikat Allah'tır. En büyük hakikat Allah'ın gönderdiği elçisine uymaktır. Kur'an'a tabi olmaktır. İman ve amel, takva ve salahat. Kalıcı olan şeyler bunlardır. Gerisi dünyanın zevkü sefası, dünyanın ismi, cismi. Ama ahirete kalacak olanlar bunlardır. Efendim bugün güzel konularımız var tabii ki. WhatsApp sorularımız var, görüntülerimiz var. Güzel konular da var. Dilerseniz namazla ilgili bir konu var, onunla başlayalım. Ama önce bir WhatsApp sorunuz var sizin. Sorunuzu alalım. Ondan sonra bakalım Mevlam yolu nasıl devam ettirecek bize inşallah. Selamünaleyküm hocam. Ben Ahmet Ordu Adıyaman'dan arıyorum. Hocam benim bir kardeşim var, Meryem Naz, 2 aylık. Hocam kardeşim geceleri hiç yatmıyor. Bunun duası var mıdır? Ve ikinci sorum hocam. Hocam annem bu şekli hiç beğenmiyor. Bu saç şekli günah mıdır? Evet delikanlı, iki önemli soru soruyor. İkinci soru kendisiyle ilgili. Saçını kestirmiş, tepede bırakmış saçını, yan taraflarını da kazıtmış. Bu saç şeklini annem beğenmiyor diyor. Ne diyor, ne dersiniz diyor. İşte tabii sen annene göre saç modeli yapmıyorsun. Kendine göre yapıyorsun, çevrene göre yapıyorsun, arkadaşlarına göre yapıyorsun. Arkadaşların da böyle yapıyorlar. Evet, daha yaşın küçük olduğu için bu şekil seni tabii rahatsız etmiyor. Büyüdükçe bu şekli yapmayacaksın tabii ki yani. Bir 25 yaşına gelince böyle yapmayacaksın herhalde. Biraz daha derli toplu bir şey yapacaksın. Bundan dolayı problemi yok. Annenin göz zevkine uygun değildir. Veya anne nasıl istiyordur? İşte her tarafında saçı olsun, güzel tarasın. Benim oğlum yakışıklı görünsün, böyle Amerikalı artistlere benziyor diye aklına geliyordur. Veya işte bazen böyle kestiren milletler var saçını falan. Onlara benziyor benim oğlum bize benzemeli diyor. Annen doğru diyor aslında. Bu saç modelin senin seni günaha falan sokmaz. Yani günah kavramıyla bunu izah etmeyelim. Göze hoş gelmiyor. Annenin alışık olmadığı bir saç modeli. Annene şöyle diyeceksin: anne biraz zevkimi alayım, hevesimi alayım ama ileride saçlarımı bırakacağım. Yani sen istediğin gibi olacak. Ben böylece saçımı daha temiz tutabiliyorum desen annene. Böyle olunca annem bir şey söylemez bundan dolayı. Annenle kendi aranda bu işi halledersin. Anneni de üzme, annen de senin üzerine fazla gelmesin.
Şimdilik hevesini biraz al. Ondan sonra aklına uygun olan şekilde yaparsın. Kardeşin uyumuyor. Küçük herhalde. 2 aylık mı dedim. Küçük kardeşin uyumuyor veya uykusunda ağlıyor veya gece çok ağlıyor. Bunun için de annene söyle, ona dua etsin. Annenin duası mutlaka makbuldür inşallah. Kardeşini uyutmadan önce ona Felak suresini, Nas suresini, ayet kürsü okusun. Okudu bu sureler, bu dualar onu koruyan birer zırh gibi olur inşallah. Çocuklar ağlarlar ama niye ağladıklarını büyüdükçe hatırlamazlar. Öyleyse o ağlama çok önemli değil. Eğer hatırladıkları bir şeyden dolayı ağlamış olsalardı önemliydi ama hatırlamıyoruz. Hepimiz küçükken ağlamışızdır ama bugün hiçbirimiz 3, 4, 5, 6 yaşında niye ağladığımızı hatırlamıyoruz. Öyleyse sebepsiz ağlamalar çok problem değildir. Tıbbi şeyler hariç tabii. Eğer bir sancısı, ağrısı varsa o hariç. Ama manevi yönden bir sıkıntı yok. Onun için kafanızı takmayın. Bundan dolayı bir sıkıntıya gerek yok. Dua anneniz, Allah'ım benim çocuğuma hayırlı bir uyku nasip et. Onu uykuda koru, muhafaza et diye dua etsin annen. Hiçbir dua bilmiyorsa, bunu bile okumazsa annen için yeterlidir. Allah kardeşim senin koruyacaktır inşallah. Efendim, namazın adapları var biraz. Namazla ilgili dikkat etmemiz gereken, namazın içinde ve dışında hazırlık. Bütün hatlarıyla ele almayacağız. Birkaç hatırlatma yapacağız. Önce namaza başlarken kıbleye döndük, üstümüzü giyindik, elbisemizi giyindik. Hanımefendi isek saçımızı kapattık. Eteğimiz uzun, ayağımızı örtecek kadar uzun. Yani topuklarımıza kadar uzanmalı. Çorap varsa mutlaka çorap giyinilmeli. Eller açılmamalı fazla, şuraya kadar kapatılmalı. Bu şekilde yapabilir kadın. Eli de kaldırmayabilir, şöyle de kaldırabilir, kıyamet kopmaz. Yani önemli olan kadının göğüs hizasını elini kaldırıp tekbir alıp bağlaması. Erkekler de Allahu Ekber de diyebilir. Elini kulağına da götürebilir. Eller kıbleye doğru da olabilir, içe de olabilir. Bunlar hepsi teferruattır. Önemli olan kıyamdır ve kıraattir ve abdesttir ve niyettir. Önemli olan bunlar, kalıcı olan, bizi bağlayan şeyler. Bunlar niyet nedir? Niyet ettim bugünkü öğle namazını, farzını kılmaya, Allah'ım senin rızan için kabul et bir şekilde. Niyetin yeri kalp, dil onun ikrarıdır. Onun kalbe, kalptekinin kulağı yansımasıdır. Bu nedenle de kalp ile niyet, dil ile ikrar önemlidir. Kur'an-ı Kerim'i okurken de Fatiha veya Subhaneke'yi, Hanefiler Subhaneke Allahümme ve bihamdik diye okurlar. Şafiler inni vecehtu vecelillezi fatara semavati vel ard vecehtu duası okunur. İkisi de duadır netice itibariyle. Dua anlamında okunur yani. Efendim, besmele, avuz besmele bunlar zaten çekiliyor. Fatiha'dan sonra besmele okunur mu okunmaz mı? Uzun bunlar tartışma konusu olan konulardır. Efendim, okunur diyenler var, okumaya gerek yok diyenler var. Bunları teferruatına girmiyorum. Şu namazın fıkhi boyutlarıyla ilgili konuşmuyorum. Şu anda adapla ilgili konuşuyoruz. Bunlar adapla ilgili. Ötekiler işin fıkhi boyutu, vacipler, farzlar ve sünnetlerle ilgilidir. Burada ise namazdaki duruşumuzu biraz konuşuyoruz. Ellerimizi bağladıktan sonra dil, kalple niyet, dille ikrar. Bunu ifade ettikten sonra namazın içerisinde çeki düzen sahibi olmamız gerekiyor. Yani kıbleye duracağız, mütevazi duracağız, böyle tekebbürle filan değil, haşiyet içinde. Başımız önümüzde olacak. Burada şu önemli, mesela kıyamda ayaktayken nereye bakacağız? Karşıya mı? Sağa sola olmaz zaten. Karşıya bakmak da hoş değildir. Karşımızdaki cemaatin içindeyse ensesine bakmayacağız. Ne yapacağız? Kıyamda başımızı biraz eğeceğiz. Yani ayakta dururken secde edeceğimiz yere bakacağız. Yani secde edeceğin yer senin için önemli. Ayaktayken efendim oraya bakacağız. Peki bu ayakta, kıyamda rüku ederken, Allahu Ekber dedi, rüku ettik, eğildik. Belimiz diz,
düz hale geldi başımızla beraber. Ayak ucuna bakacağız. Tevazu, yani secde ayak izi, ayak ucu. Hepsi namazdaki duruşun tamamlayıcı unsurlarıdır. Bir edep ve adab. Hocam tamam öyle de ben karşıya baktım. Bir şey olmaz. Namaz namazdır. Çünkü adab dedik zaten, farz demedik. Adab demek iyi olur. Farz demek illaki lazımdır. Hocam ruku etmeden secdeye varsam olmaz. O rekatın ve namazın gider. Farzdır çünkü. Geciktirirsen sehiv secdesi yeterli olur. Yapmazsan farzı sehiv secdesi de kurtarmaz onu. Değil mi? Bu nedenle de dikkat edeceğiz ona. Hocam ettehiyyatı da neye bakayım ben? Ettehiyyatı oturduk ya. Karşıya mı, önüme mi? Kucağına bakarsın. Dizlerinin üstüne bakarsın. Elin dizlerin üzerinde ya. Oraya bakarsın. Dikkat edin, namazın tümünde gözü bile sakınmak var. Gözü ta sağa sonra oynatma. Secde edeceğin yere bak. Sonra ayak ucuna bak. Sonra dizine bak. Gözüne sahip ol. Kalbine sahip ol. Organlarına sahip ol. Ne yaptığının farkında ol. Aslında namaz en büyük zatın huzurunda bir duruşu simgeliyor. Allah'ın huzurunda teslimiyet. Dünyanın en büyük insanları, Müslüman olanları kastediyorum. Devlet adamları, efendim bilim adamları, sanatçıları, futbolcusundan din adamına hepsini tutunuz. Vatandaşımızdan, memurundan, amirine kadar, fabrikatörüne göre. Herkes böyle. Kimin huzurunda? Allah'ın huzurunda. Senin karşında ben hiçliğimin farkındayım ya Rabbi. Senin huzurunda secde etmenin şerefinin ne kadar büyük olduğunu farkındayım. Bu adapta bu var aslında. Peki devam ediyoruz. Namaz esnasında tevazu içinde olacağız. Sükunet içinde olacağız. Aşırılıktan kaçacağız. Gösteriş hiç olmayacak. Gösteriş varsa o namazı boz, kimsenin olmadığı yerde kıl. Zaten gösterişle olan namazın kıymeti yoktur. Allah'ın huzurunda yüzümüze çarpılacak olan bir namazdır. Efendim, kıyafetimize başlamadan önce çeki düzen verelim. Hocam birden açıldı göğsüm, kapat. Hocam kapatmakla namaz bozulmaz. Bozulmaz. Malikilere göre çok amel de namazı bozmuyor. Yani artık namazın dışında bu herif dedirtecek kadar çok hareket tamam kötüdür de. Diğerleri üç hareket filan demişler. Ama diyelim ki bir problem oldu, üstün açıldı, hemen toparla, namazına devam et. Kadınlar için bu çok oluyor. Üstünden örtü sıyrılıyor, üstün çeker, bağlar, devam eder. Bunlar namazı bozan şeyler değildir efendim. Kâmet sırasında hayye alassalâ ve hayye alel felâ denilirken imam ve cemaat hayye alassalâ, hayye alel felâ. Hadi namaza kalk. Hayye ala sala. Hayye, isra'u, yani kalkın, süratlenin, girişin. Neye? Namaza. Kalkmak lazım. Hayye alel felâ. Hazreti Peygamber sonuna doğru tekbir alırdı. Kad kâmeti salâ, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah denirken. Bazen Peygamberimiz bu bitse bile, kâmet bitse bile Peygamber başlamıyordu. Cemaatin arasında dolaşıyordu. Eğer bir düzensiz görürse, yani kâmetten sonra bile hemen acele edip de aman kâmet bitti, aman yok öyle bir şey. Kâmet namaza hazırlıktır, kalk demektir yani. Resulullah dolaşırdı, yanlış yapanlar olursa elbisesini düzeltirdi. Hatta Resulullah'ın ne yaptığı var, safları dolaşırken Peygamberimiz bazı insanları sakalına dokunurdu. Yani onları şey yapmak, nasıl diye ifade edeyim bunu, onları teşvik ederdi. Onları önemserdi, ellerini böyle yüzlerine sürerdi. Ondan sonra tekbir alırdı. Bizim namazımız ona benzemeli. Nerede? Hayatımız ona benzemeli. Nerede? Tevazumuz ona benzemeli. Nerede? Affımız ona benzemeli. Nerede? Allah bizi ona benzesin. Ona benzemeye gayret edelim inşallah. Efendim, yine erkekler şöyle, yani Allahu Ekber derken falan biraz daha böyle, kadınlar biraz daha derli toplu.
kadının nezaketinin, zarafetinin bir gereğidir derli toplu olması. Zaten demeseniz de kadınlar daha derli toplu. Biz erkekler biraz da böyle şeyiz böyle. Savuruz biraz daha. Namazda da o hal ortaya çıkıyor zaten. Peki. Secdede burnun iki tarafına veya secde ettiğimiz parmaklarımızın arasına bakarız. Selamda ise Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Karşıya bakmıyoruz. Sağa sola bakmıyoruz selamda. Selamda gözümüz burada. Sağ omuzda. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İmam birinci selamı verdikten sonra cemaat onunla verebilir veya imam ikinci selamı verdikten sonra cemaat birinci selamı verebilir. Bu da Hanefilerle Şafiler arasında farklı bakıştan kaynaklanan bir içtihat farkı. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sağa, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sola bakarsın, namazı bitirmiş olursun. Namazın adabı, efendim sevgili dostlar buydu. Bir telefonumuz var, hemen alalım. Alo. Alo. Hanımefendi, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İyi günler, iyi pazarlar. Teşekkür ederiz hanımefendi. Allah razı olsun. Programımıza hoş geldiniz. Sana bir sorum vardı. Buyurun, benim buyurun. Benim 4 sene çocuğum olmadı. Evet. Doktorlara gittim. Doktorlar çocuğum olmaz dedi. Ben de o gece sabaha kadar, sabah ezanına kadar ağladım çocuğum olmuyor diye. Sabah ezanı okunurken Allah'ım dedim, kendi bedenimden bana evlat verirsen bir tane de eş çocuğu büyüdürüm dedim. Evet. Rabbim bana 3 tane erkek evladı verdi kendi bedenimden. Kendi bedenimden. He, kendi bedenimden dedim. Bana Rabbim sen evlat verirsen. Yani benim öz çocuğum olsun dedin yani. Doğru mu? Öz çocuğum olursa dedim, bir tane de eş çocuğu büyütürüm dedim. Yabancı çocuk yani. Evet. Ama 3 tane Allah bana oğlan evladı verdi. Şükürler olsun. Evet. Ben o çocuğu alıp da büyütemedim. Ben onu vicdan azap çekim. Ne yapmam gerekiyor? Yani o şey, yani şunu yap. Getirmek. Şunu yap. Bir kendini alamamışsın. Aslında bu tür sözleri vermemek lazım. Yapamayacağınız sözleri vermeyiniz. Çünkü mesul duruma düşersiniz Allah'ın katında. Çocuklarınızı Allah bağışlasın netice itibariyle. Ama ne yapınız? Şunu yapmaya çalışın. Eşinizle görüşün. Güçsüzler yurdunda çocuk esirgeme kurumunda olan çocuklar var. En azından imkanınız varsa bu çocuklardan birinin aylık bazı giderlerini karşılamaya çalışın. Ergenlik çağına gelinceye kadar bir iki yıl yapabildiğiniz kadarınca gücünüzün hani 100 lira da olur, 100 lira da 10 lira da olur, 10 lira neyse yani gücünüz neye yetiyorsa oraya bir bağışta bulunun ve aylık bağışında bir çocuk belirleyin. İşte şu çocuk Ahmet, bu çocuk işte Ayşe diyelim. Ona bu paramızı biz bahşiş olarak, şey olarak, bir yardım olarak veriyoruz deyiniz. Bunu kalben müsterih olun en azından. Buna da gücünüz yetmiyorsa, bunu yapamam diyorsanız yapacak bir şey yok. Tövbe istiğfar edeceksin. Bundan dolayı 3 gün üstte oruç tutunuz. Yani veya 10 tane fakiri doyurunuz. 3 gün mü hocam? 3 gün üstte oruç tutun. Hocam bir tane fakir bir çocuğu giydirdim. Bunlar hepsi iyidir. İyidir ama bakın siz demiştiniz ki çocuk büyüteceğim. Büyüteceğim dedim. Ya. Giydireceğim dememiştiniz. Alıp çocuk büyütmek ayrı şey. Bir seferinde çocuk giydirmek ayrı şey. Onun için gücünüz, bütçeniz neye müsaitse benim dediğimi eğer yapabilecek kadar iseniz onu en azından böyle bir çocuğu büyütmeye çalışınız paranızla. Tamam. Yoksa gücünüz, imkanınız yoksa yapacak bir şey yok. Allah kula gücünün yetmediğini vermez yani. Tamam hocam. Tövbe istiğfar edeceğiz. En azından bir yemin kefareti ödeyeceğiz. Tamam? Tamam hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah'a emanet olunuz. Teşekkür ederiz. Efendim bir WhatsApp görüntümüz var. Onu da alalım bakalım. Selamünaleyküm Mehmet hocam. Ben Muhammed Büyüman. 5 yaşındayım. Anne de bir yer. Hemen selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Yap bir yazı. Arkadaşlar bir daha dinleyelim. Bir daha dinleyelim. Selamünaleyküm Mehmet hocam. Ben Muhammed Büyüman. 5 yaşındayım. Anne de bir yer. Hemen selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Yap bir yazı. Bağat bir yazı. Yap bir filmin bari. Evet Rabbi Yesir'i okudu yanlış anlamadıysam. 5 yaşındayım diyor. Çok tiz çıktı için sesi çok net anlaşılamıyor.
Güzel bir kalbinden doğan şeyi söylemiş. Teşekkür ederim. Takkesini de takmış bu ara. Namaz alışkanlığı olsa gerek tabii ki. Onunla beraber bize bir güzel bir görüntü göndermiş. Teşekkür ederiz. Allah bağışlasın. Allah her türlü kötülükten onu ve çocuklarımızı muhafaza eylesin. Efendim bir haber var. Doğru mu yanlış mı? Yanlıştır diye ümit ederim. Yani eğer doğruysa şaşırmam tabii. Yanlışsa sevinirim tabii. Yani bir Fransız doktor çocuk gelmiş oraya. Haber böyle. Ama temkinli yaklaşıyorum haberlere. Netice itibariyle bir resmi beyan olmadıktan sonra haberlere temkinle yaklaşırız ama medyada yer alan haber olduğu için sizinle paylaşıyorum ama bir daha arz ettim. Keşke yanlış bir haber olsa, yanlış haber olmuş olduğunu temenni edelim diyelim. Veya eksik gelmiş olabilir. Fransız çocuk annesi başörtülü diye çocuğa bakmamış. Bu çok çirkin bir şey. Yani insan artık bunları aşmış olması gerekir. Hele kendilerini son derece medeniyetin merkezi, geniş kültür merkezi sayan veyahut da her türlü fikre, düşünceye açık olduğunu ifade eden ülkelerde böyle bir şeyin olması bizleri çok üzer ve rahatsız eder tabii ki. Yani başörtülü veya mini etekli. Sana ne? Hasta gelmiş oraya, hastaya bakacaksın sen. Senin görevin, sen yaptığın yemin, din, dil, ırk, dil farkı, cinsiyet farkı gözetmeden herkese iyilik yapmaktır. Eğer başörtülü bir hanımefendi, mini etekli bir hanımefendiye bunu yapsa aynı tepki gösteririm ben. Başı örtülü diye bir kadına veya dindardır diye bir erkeğe bu yapılsa bu ayrım aynı tepki gösterir. Çünkü insanlık, vicdan önemli olan iki ihtiyaç hali bu bir zaruri bir hal tıpla ilgili, sağlıkla ilgili bir şey. Bakmak zorundasın. Bakmıyorsan mesleği bırakacaksın. İsterseniz izleyelim ondan sonra. Yeni bir İslamofobi skandalına sahne oldu. Fransız kadın doktor, annesi başörtülü olan bir bebeğe bakmayı reddetti. Anne, doktorla geçen konuşmaları gizli kamerayla kayıt altına alınca skandal ortaya çıktı. Görüntülerde Fransız doktorun, sizin gibi giyinenler beni rahatsız ediyor dediği duyuluyor. Fransız çocuk doktoru başörtülü olan annenin kızına bakmayı kabul etmeyerek ayrımcı ifadelerde bulundu. Mağdur anne tarafından gizli çekim yapıldıktan sonra ifşa edilen görüntülerde kadın doktorun anneyle arasında geçen diyalog dikkat çekiyor. Çarşafın yasak olduğunu ancak başörtüsünün serbest olduğunu dile getiren mağdur anne ise doktora ben Fransızım, Fransa'da doğup büyüdüm diyerek karşılık veriyor. Bien sûr que si. La République, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Voilà. Donc il y a le mot liberté. Donc je suis libre. Parce qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que vous qui savent accepter la différence. Voilà. Tabii bu çocuğa zarar da verebilir bu tür bir zihniyet, bu tür bir kafa. Çocuğa yanlış ilaç da verebilir. Allah muhafaza etsin. Bu tabii utanılacak bir şey. Ben zannetmiyorum yani bu verildiğinde Fransız yetkilileri nazarında da bu bir suç kabul edilir diye düşünüyorum. Dünyanın her tarafında ayrımcılık suçtur. Sana ne annesinin başının örtülü olması olmaması. Sen kendi işine bak. Çocuğu getirmiş oraya. Sen o çocuğa bakmak zorundasın. Onlara dini öğüt, özgürlük öğütü vermek zorunda değilsin. Ki kadın zaten gereken cevabı veriyor ona. Fransa'da kaldı ve Fransız olduğunu söylüyor Müslüman kadın. Biliyorsunuz Fransa'da çoktur. Cezayir, Tunus kökenli, Fas kökenli çok Müslüman var oralarda. Yarı yarıya neredeyse nüfus. Yani bazı yerlerde. Onun için tabii gereken cevabı almış ama sizin gibi giyinen kadınlara bakmak istemiyorum. Bu nasıl bir beyin, nasıl bir örümcekleşmiş bir kafa? Yani hakikaten orta çağdan kopmuş gelmiş işte. Hala düzelememiş maalesef. Ben tabii herkesten önce Fransa
bağımsız kamuoyu eğer görse bunu, onlar tepki gösterir. İnsanlık tepki göstermeyi gerektirir. Özgürlük anlayışı, tahammül anlayışı bunlara tepki göstermeyi gerektirir. Bu burada oldu, Fransa'da oldu, fark etmiyorum. Ha, çok da yadırgamıyoruz böyle şeylere, alıştık. Çünkü zaman Türkiye'de de benzeri şeylere muhatap hala olunabiliyor, azalmış olsa bile. Yani hala maalesef bu ayrımcılık var. Biz yapmayacağız bunu. İnsanları kıyafetlerine göre değerlendirmeyeceğiz. Bizim bu konudaki hassasiyetimizi biliyorsunuz. Açık olursun, kapalı olursun. Seninle Allah arasındaki bir şey. Biz gerekeni söyleriz, tercih sizindir. Ama hele hele ayrımcılık yapmak, hele hele bunun başı açık, bunun başı kapalı diye insanları böyle sınıflandırmak, insanları kategorize etmek insanlara saygısızlıktır. Rabbe karşı en büyük nankörlüktür. Diyoruz ve geçmiş olsun diyoruz kardeşlerimize. Evet, WhatsApp'tan bir soru alalım yine. Bakalım ne sormuşlar bize. Selamun aleyküm hocam. Ben İbrahim. Allah'ın selamı üzerinizde olsun. Annem yabancı olduğu için hiç kimse onu sevmiyor. Allah'a şükür malımız çok olduğu için amcalarımız bizden kızıyor. Çevremiz bizden kızıyor. Bu günah mı, sevap mı? Son cümleleri iyi anlayamadık arkadaşlar. Bir daha annem yabancı diyor herhalde. Biz istemiyor ama paramız olduğu için bize katlanıyor mu lan falan diyor herhalde. Bakalım ne diyor. Selamun aleyküm hocam. Ben İbrahim. Allah'ın selamı üzerinizde olsun. Annem yabancı olduğu için hiç kimse onu sevmiyor. Allah'a şükür malımız çok olduğu için amcalarımız bizden kızıyor. Çevremiz bizden kızıyor. Bu günah mı, sevap mı? Yani annem yabancı olduğu için kimse onu sevmiyor. Yani sevmesinler, sen onu sev. Yani annenin de onların sevgisine ihtiyacı yok. Baban var, annen babanı seviyor, baban anneni seviyor. İkisi de seni seviyorlar, sen de ikisini seviyorsun. Yeter size. Bir kadın yabancıdır diye, yabancı uyrukludur diye kadını sevmemek. Yani içinden sevmeyebilir ama herkes saygı duymak zorunda. Yani herkes herkesi sevmek zorunda değil. Ama herkes herkese karşı azami derecede saygıyı, insan olmayı, insan olmaya katlanmak zorunda. Bazılarına göre insan olmak için zor bir şey, ona katlanmak gerekiyor. Katlanacak ona yani. Çünkü insanlık ve onur ve şeref bunu gerektiriyor. Dilerim anneniz de üzülmez, siz onu severseniz anneniz üzülmez. Merak etmeyin, böyle şeyleri kafanıza takmayın. Önemli olan Allah sizi sevsin. Allah sizi sevdikten sonra da bir problem yoktur inşallah. Efendim, meleklerin duası vardır. Büyük tesbihatı vardır. Sübhane zil azameti vel cebarut. Sübhane zil mülki vel melekut. Sübhanel hayyillezi la yemut diye hakikaten Yüce Allah'ın kudret ve azametini ifade eden çok güzel bir duadır. Meleklerin tesbihatıdır. Bu daimi tesbihatıdır. Biz bu tesbihatı da sık sık okumaya çalışalım. Sübhane zil azameti vel cebarrut. Sübhane zil, tercümesini söyleyeceğim biraz sonra. Zül mülki vel melekut. Sübhanel hayyillezi la yemut. Evet, yani azamet, güç, kudret, kuvvet ve cebarrut. Cebarrut demek yani istediğini yaptırabilmek, kabiliyet, güç ve iktidarına sahip olan demektir. Bu ancak Allah için mümkündür. O Allah ki, Sübhane, Allah'ı tesbih ediyorum. O Allah ki, zil sahibidir. Azameti, büyüklük sahibi vel cebarrut ve zorla istediğini yaptırma gücüne sahip olan Allah'ı tesbih ederim. Sübhane, tesbih ederim Allah'ı. Yani bütün eksikliklerden münezzehtir ki o Allah zil sahiptir. Mülki, mülkün sahibi vel melekut, melekut aleminin de sahibidir. Yani mülk aleminin ve melekut, yani maddi ve manevi alemin iki kainatın, yani dünya hayatının ve ahiretin de sahibidir. Sübhanel hay ellezî lâ yemût, hiç ölmeyen ve hep diri olan Allah ne kadar münezzeh, ne kadar yücedir diye tercümesini verelim arkadaşlar. Evet, yücelik ve kudret sahibi Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Varlığın ve mülkün ve gücün sahibi olan Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Hep diri ve var olan, hay olan ve hiç ölmeyecek olan Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Evet.
biz bu duamızı mutlaka efendim yapmaya gayret edelim inşallah. Yine bir görüntümüz var. Görüntümüzden sonra İbrahim bin Ethem'e sorulan müthiş bir soru var. Ve İbrahim bin Ethem'in müthiş cevabı var. Onu biraz sonra söyleyeceğiz ama önce şu görüntüyü bir paylaşalım ondan sonra. Evet. Ben konuşmuyorum ki bir görün, izleyin de ondan sonra konuşayım diye. Bu sumo güreşçisine benzeyen şarlatan. Görüyorsunuz değil mi? 88 yaşındaki bir kadın bu. Bu Türkiye'deymiş bu. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Ben ya yabancı bir ülkede zannettim. Yani bu nerede, bu hangi ülke diye merak ettim. Kadın namaz kılmaya çalışıyor. Burada bir insan var, orada bir tane hayvan var. Beni bağışlayın. Yani hayvan demek bile hayvana eziyet. 88 yaşında bir kadın bu. Bu kadın. Yani bu yaşlı kadın. Bu kadın yabancı uyruklu. Yani eziyet eden yabancı uyruklu. Görüyorsunuz değil mi manzarayı yani? Buna siz insan falan diyebilir misiniz? Evet. Dövüyor. Sövüyor. Hırpalıyor. Hakaret ediyor. Aşağılıyor. Sefihliğin her türlüsü var ya. İşte ölüm niye var? Ahiret niye var? Azap niye var? Cehennem niye var? İşte cehennem. Zebani. Yani zebanilere kurban olsun. Cehennem niye var? İşte bundan dolayı var cehennem. Niye var? Yaşasın cehennem demek haksızlık mı şimdi Allah aşkına? Bu bizim gördüğümüz, bu bir burada bir kayıt cihazı var. Kaydetmiş. Ya bizim görmediğimiz şu alemde neler dönüyor? Bir onu düşün Allah aşkına ya. Bir de Allah cehennemi niye yarattı? İşte bundan dolayı yarattı. Bunu nereye gitmesi lazım? Herhalde kırmızı halı serip de cennete hoş geldin, lale ve sümbüllerle karşılayacak değiller bunu. Evet, moraliniz bozuluyor, farkındayım. Kötüyü bazen görmek lazım. 88 yaşındaki tek başına yaşayan garip bir kadın. Bu kadın bu utanmaz şarlatana para da veriyor. Bana bak diye. Maaşını alıyor. Ekmeğini yiyor. Yemeğini yiyor. Orada uyuyor. Orada semiriyor. Bu kadını da görüyor musun? Nasıl dövüyor? Nasıl başını vuruyor? Ama bir şey daha soracağım. Bu kadının acaba ailesi yok mu? Baba, kardeşleri düzeltiyorum. Evladı, kızı yok mu? Elbette görürlerse bunu kabul etmezler. Ama lütfen böyle yerlerde... Bunlar resmi makam, resmi yerlerde bu olmaz tabii. Niye olmaz? Şundan dolayı olmaz. Biri bu iş ahlaksızlığı yapar, diğer vicdanlı olan insan onu şikayet eder, ortaya çıkar. Ama burada dört duvar arasında bir oda. Annenizi, şunu, bacınızı, amcanızı, dayınızı, babanızı bir yere bırakıyorsanız böyle bir bakıcıya, lütfen bunun gibi koyun oraya bir tane alet ve gözleyin. Hatta o bağlantıyı evinize yapın. Yapabiliyorsunuz biliyorum, biliyorsunuz. Buraya kamera koyduruyorsunuz ve o kamerayı bağlıyorsunuz evinize. Arada bir tıklayıp izliyorsunuz. En azından bir korkutucu unsur olur. Evet, bu pazarımızı hakikaten zehir eden bir görüntü bu. Bizi üzen, bizi son derece rahatsız eden ve utandıracak olan bir şey. Bu dayak atıyor ya, dayak attıktan sonra da niye dayak, ne oldu bu kadına, her taraf iş filan diye söylüyorlar.
Kadın diyor ki, bu bakıcı kadın, yabancı kadın diyor ki, akrabalarını arıyor. Yaşlı kadın gece 00:02'de tuvalete gitmek için ayağa kalktı ve sonra düştü. Nasıl düşüşte bu düşüş? Durumu iyi değilmiş. Bu kadıncağız yoğun bakıma alınmış. Merak ettim. Haseki'de yoğun bakıma alınmış. Merak ettim, bu yabancı ne yaptı? Bu kadın ne oldu? Ben onu merak ediyorum. Bu tür olaylarda gereken cevap, ceza, elde delil yok denmez herhalde. Bu delil. Yaralanmış olması delil. Kadının yeğenleri fark etmiş olayı ve teşekkür ederiz yeğenlerine. Bu felaketi ortaya çıkardıkları için onlara teşekkür ediyoruz. Üzülüyoruz. Ben şimdi bunu görünce annemi hatırladım. Ya. Hepiniz annenizi, ninenizi hatırlamışsınız. Annemizin, ninemizin yaşında bir hanımefendi. Tabii bir nasıl bir inanç, nasıl bir vicdan, nasıl bir iman, nasıl bir insanlık, bu da işin ayrı boyutu. Yapamıyorsan defol git, bırak kadını. O parayla, o karnına bakacak çok insan var. Kadın namaz kılmaya çalışıyor, dikkat ediyorsunuz değil mi? Selam verdi, sağa sola selam verdi. Namaz bitti, kadıncağız yatağına yatacak. Hayatı boyunca kaç çocuk büyüttü belki. Baksanıza. Evet arkadaşlar, özür diliyoruz bu görüntüden dolayı hepinizden. Aslında sizden değil, insanlıktan özür diliyoruz. Bütün insanlıktan özür diliyoruz. Evet, İbrahim bin Ethem dolaşırken çarşıda İbrahim bin Ethem'e sormuşlar. İbrahim bin Ethem bir Allah dostu, bir sadık mümin. Diyorlar ki İbrahim bin Ethem'e, biz bu kadar dua ediyoruz. Ama duamız kabul olmuyor. Niçin Allah dualarımızı kabul etmiyor? İbrahim bin Ethem şöyle cevap veriyor. Tabii İbrahim bin Ethem bir gönül adamı, Allah'ı iyi bilen, günahlardan, kötülüklerden arınmaya çalışan bir sadık, bir mümin. İbrahim bin Ethem Hazretleri diyor ki, Allah'a inandım dersiniz, fakat emirlerini yerine getirmezsiniz. Bu nasıl bir iman? İman ediyorsunuz, fakat yerine getirmiyorsunuz. Sizin kalpleriniz öldü diyor. Öldüğü için Allah ölünün duasını kabul etmez. Ölüye yapılan duaya kabul eder de ölünün kendisine duası olmaz zaten. Şundan dolayı diyor, sizin kalbiniz öldü. Bir, Allah'a inandım dediniz fakat Allah'ın emirlerini yerine getirmediniz. Allah'ın emrettiği şeyler yapmak için ibadet, İnsanlık, vicdan, adalet, rahmet, mağfiret, değil mi? Af, yetime sahiplenme, muhtaç olanın elinden tutma gibi duygulardan uzak durdunuz. Bir, iki, Allah'ın kullarını doğru yola yöneltmek için gönderdiği kitap vardır. Yani Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ı gördünüz ama ona itibar etmediniz. Yani Kur'an-ı Kerim geldi ama Kur'an-ı Kerim'i yaşamadınız, yaşatmadınız. Hayata tatbik etmediniz. Sadece cenazelerde okudunuz. Sadece hatimlerde okudunuz, camilerde okudunuz. Mevlidlerde okudunuz ama içindekini yaşamadınız. Sanki bir sadece törenlerde ihtiyaç duyulan bir kitap gibi gördünüz. Diyelim ki bir mevlid töreninde, bir sünnet töreninde içindekini yaşamadınız. Hayatınıza tatbik etmediniz. İnsanın asıl düşmanının şeytan olduğunu bildiniz. Bunu bilmenize rağmen onun peşinden gidersiniz.
şeytanın Adem'in, dedeniz Adem'in düşmanı olduğunu biliyorsunuz. Buna rağmen onun yolundan, peşinden gitmek için, gitmemek için gereken şeyi yapmadınız. Devam ediyor İbrahim bin Ethem Hazretleri. Diyor ki, Allah'ın peygamberini, Hazreti Muhammed'i sevdiğinizi söylersiniz. Fakat onun sünnetini terk edersiniz. Çağımızdaki en büyük skandal, en büyük problem odur. Yani Resulullah'ın sünnetlerinden rahatsız olma, peygamberin anılmasından, peygamberin övülmesinden rahatsız olan bir grup, bir insanlar grubu çıktı. Maalesef çağımızın en büyük fitnesi, en büyük belası budur, peygamber düşmanlığı. Bunun neleri körüklediğini, neleri önünü açtığını zaten biliyorsunuz. Onun için sünneti terk etmek çağımızın en büyük fitnesidir. Allah bu fitneden İslam ümmetini muhafaza eylesin. Peygamberi seviyorum dediniz dilinize, fakat onun sünnetini inkar ettiniz, terk ettiniz. Onun hayat tarzını yaşamadınız. Cenneti isterim diyorsunuz. Ama cennetin kapısını açacak, cenneti hak ettirecek hiçbir ameliniz yok. Sadece cenneti istiyorsunuz. Allah'ım cennet ver, cennet ver de Allah cenneti niye versin sana? Ne yaptın ki cenneti hak edebilecek ki Allah sana cenneti açsın? Ateşten korkuyorum diyorsunuz, cehennemden, ama ondan kurtaracak amelleri yapmıyorsunuz. Cehennemden sizi, değil mi, uzaklaştıracak şey yapmıyorsunuz. İttakun nara ve lev bişibri tamratin diyor peygamber. Ateşten bir hurmanın bir bölümünü bile, yani bir hurmanın bir bölümü bile sizi uzaklaştıracaksa verin. Evet. Yedincisi, biliyorsunuz diyor İbrahim bin Ethem Hazretleri, ölüm her an karşınızdadır. Ölümü geçemezsiniz. Ölümü yenecek kimse yok. Şimdi doktorlar diyor ya, şöyle sağlıklı yaşayın, şunu yiyin, şunu içmeyin, bunu yapın, şunu yapmayın. Ben doktorların bütün sözlerine itibar ediyorum, eyvallah. Ama hiçbir doktor diyemiyor ki ölmeyeceksin. Yine öleceksin. Bari sağlıklı öl diyor yani. Yani sağlığın yerindeyken çekme bari diyor. Ama ölümsüzlüğü bulan bir doktor yok. Ölümsüzlük yok. İstersen 1000 defa hücreyi yenile. Yaşlılığı biraz azaltabilirsin ama ölümü durduramazsın. Ölüm sadece kalp sektesi değil ki. Beyin kanaması ölümdür. Efendim, trafik kazası ölümdür. Depremler ölümdür. Şudur budur. Ölümün sonu yok. Ölümü engelleyemezsin. Bu dünya ölümlü bir dünyadır. Ama temiz yaşamak lazım tabii. Fakat yok işte. Ölümsüzlüğün ilacı yok. Kalbi ölümsüzlüğün ilacı var. Tevhiddir. Allah'ı bilmektir. Manen ölmezsin ama maden öleceksin. Her an karşınızdadır fakat ona hiç hazırlamazsınız. Ölümü biliyorsun. Mezarlıktan geçiyorsun her gün işte. İstanbul'da yaşayanlar, Ankara'da yaşayanlar mezarlıkların yanından geçiyorsunuz. İstanbul'da daha çok şehir içinde mezarlıklar var. Ankara'da hani bir işte Karşıyaka mezarlığı var falan. Bütün mezarlık bir yere toplanmış. Ama İstanbul öyle değil. Semt çünkü büyük yer. Her gün görüyorsunuz. Ama bize çok uzak geliyor oradaki ölüler. Sanki hiç bizi ölmeyecekmişiz gibi geliyor. Her gün gazetelerde vefat haberi duyuyorsunuz. Bizi sarsmıyor. Alıştık. Ölülerinizi toprağa gömersiniz. Bu çok önemli bence. Ölülerinizi toprağa gömüyorsunuz. Fakat ölümün kendi başına geleceğini düşünmezsiniz. Ölümden ibret almıyorsunuz. En büyük vaiz ölümdür. Dokuzuncu, Kur'an bize başkalarının ayıbını aramayın diye emrettiği halde bunu hiç düşünmezsiniz. Ayıp ararsınız. Kendi ayıbınızı değil, başkasının ayıbının peşine düşersiniz. Başkalarının hatasını, eksiğini, gediğini azametli yapmaya, kendi hatanızı küçük görmeye çalışıyorsunuz. Rabbin verdiği bunca nimetin içindesiniz fakat şükretmiyorsunuz. Hamd ve şükrünüz azaldı iyice diyor İbrahim bin Ethem Hazretleri. Bu soru soranların sorusunu cevaplandırırken ki gerçekten Allah dostlarının sözlerinde bizim için ibretamiz şeyler vardır ki Yüce Allah bizi doğru düşünen, doğru yol alanlardan eylesin inşallah. Bir telefonumuz var, alalım hemen telefonumuzu ve devam edeceğiz ondan sonra.
Efendim buyurunuz. Hocam iyi günler. Hanımefendi. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim, programımıza hoş geldiniz. Buyurunuz. Teşekkür ederim, hoş bulduk hocam. Hocam ben bir şey soracaktım ya. Ben evliyim, iki çocuğum var. Evet. Eşim engelli. Benim kayınvalidem sürekli eşimle aram bozulsun diye büyü yapıyor. Ben bunun için ne yapabilirim? Çocuğum. Evimin içinde sürekli büyü buluyorum hocam. Kayınvaliden büyü yapıyor. Çocuğun evet. Engelli mi dediniz? Eşim engelli. Ben çalışıp eşime bakıyorum mesela. İki çocuğum var. He. Ama kayınvalidem sürekli evimin içindeki huzurumu bozuyor. Sürekli evimin içinde muska buluyorum ben. Kayınvaliden o zaman eşinize baksın. Bunu yapacağına. Onu yapmıyor işte hocam. Ben hem çalışıyorum hem bakıyorum kayınvalideme. Onlara da bakıyorum aslında. Peki, evim ayrı. Peki sen ayrılsan kayınvalideni kim yedirecek, içirecek, doyuracak? Eşine kim bakacak? Kayınbabamın emekli maaşı var ama ben eşimi çok seviyorum. İki çocuğum var, üçüncüye hamileyim ama sürekli eşimle aramı bozuyor hocam. Allah ıslah etsin bacı, ne diyebilirim böyle bir kaynanaya yani. Allah onu ıslah etsin, Allah onu akıllandırsın. Evet hocam. Yani sen hem çalışıyorsun, para kazanıyorsun, hem eşin özürlü diyorsun. Evet, eşiniz... eşim engelli, çalışıyorum. Engelli. Eşin yeni mi engelli hale geldi? Yok, doğduktan sonra havale geçirip öyle olmuş. Evet efendim. Ben o engeli görmüyorum zaten. Özür Allah'ın özrüdür. Ben eşimi severek aldım. Ama işte kayınvalidemin yatalak mı eşiniz? Yatalak mı yani? Bozduruyor. Yatalak hanımefendi. Yatalak değil. Ha. Yatalak değil. Gidip gelebiliyor. Gezebiliyor evet. Ha iyi. O en azından. Ama sürekli kocamı bana karşı dolduruşa getiriyor işte. Allah ıslah etsin. Sürekli ben muska buluyorum hocam. Ben bunun için ne yapabilirim? Yani nuskaları ona döner, merak etme. Yani neticede kötülük yapanın kötülüğünün mutlaka karşılığını, bedelini öder. Sana düşen evet. Bol bol ayet-i kürsü oku, felak nasıl oku. Okuyorum hocam. Allah'ın 99 ismini oku. Felak ve nas sihirleri, büyüleri, kötülükleri, kötü güçlerin, enerjinin insanlar üzerine, ruhları veya neyse, varlıkların insanlar üzerine gelmesine engel olan en büyük bir paratoner gibidir. Yani bir zırh gibidir. Onun için Allah'ın isimlerine, Rahman ve Rahim isimlerine, özellikle Kuddus ismine Allah'ın çok sığın. Yüce Allah sizleri koruyacaktır onun şerrinden. Allah ona da insaf ve izan versin. Siz bütün bu yükleri taşırken, kayınvalidenizin size dua etmesi, teşekkür etmesi gerekirken bunu yapmaya gayret ediyorsa bu hiç çok çirkin bir şey. Yakışık değil yani. Gerekçesi ne olursa olsun. Evet hocam. Peki geçmiş olsun bacı sana. Allah sana güç hocam, kuvvet versin. Eşimi kötü insanlardan korumak için hangi duaları okuyabilirim? Bacı söylediğim mesela, duaları her niyetle okuyabilirsiniz. Demin size söyledim tamam. Ayetlerin hepsini. Çok Allah'ın 99 ederim. İsmini, niyeti neyse ona göre okuyunlar zaten. Peki hocam. Peki geçmiş olsun. Allah şifa versin. Allah eşinize, kaynananıza nefis şifası versin. Akıl şifası versin. Size de sabır versin inşallah. WhatsApp'tan bir sorumuz var. Bir alalım bakalım o soruyu. Hocam öncelikle selamun aleyküm. Babam iş için gittiği yerde kalp krizi geçirip öldü. Şehitlik mertebesine çıkmış mıdır? Evet, küçük bir çocuk. Yani herhalde 7-8 yaşında ancak var veya yok. Babam diyor bir iş bulmak için gittiği yerde kalp krizi geçirdi. Şehit midir? Şehitlik ayrı bir şey delikanlı. Şehitlik ayrı bir mertebe. Vatanını korurken din, namus, kitap, ülke, bayrak, ezan gibi duygular için o niyetle yola çıkıp da hayatını kaybeden şehit sayılıyor. Gerçek şehit odur. Şehitlere benzer bazı nimetler var. Nedir o? İşte doğum yaparken ölen kadın şehittir. El-gariku şehidun, el-hariku şehidun, el-mebtunu şehidun diye var kitaplarımızda. Yani yangında ölen şehittir. Boğulup ölen şehittir. Karın hastalığından ölen şehittir. Gibi. Ama bu harp şehidi gibi değil. Şehitliğin bazı mertebelerinin bir kısmını taşır. Men kutile dune malihi fehuve şehidun. Yani malını, mülkünü korumak için savunurken ölen şehittir. Baban da elbette ki size temiz bir gıda, hayırlı bir
ekmek, helal bir rızık getirmek için yola çıktığı için ve o yolda hayatını kaybettiği için büyük bir Allah'ın nimetine kavuşacaktır. İnşallah günahlarının affının bir kısmının affına, bazı sevapların da çoğalmasına sebep olacaktır. Şehitlik ayrı bir mertebe. Şehitlik yani illaki şehit olması gerekmiyor. Allah'ın sevdiği bir kulsa şehitlik çok farklı bir mertebe. O ayrı, ona dokunmuyoruz. Ama altındaki birimlerde de yine önemli mertebeler vardır. Baban da malını, evladını korumak için, çocuğunu, çocuğuna rızık getirmek için yola düştüğü için orada vefat etmiştir. Büyük bir nimet kazanmıştır. Çünkü şu anda mesaide, normal memurken, işçiyken mesaide vefat eden, kalp krizinden, ne bileyim beyin kanamasından, trafik kazasından her gün vefat eden binlerce insan vardır. Hepsi mutlaka iyi niyetli oldukları için de Allah'tan sevap almışlardır. Şehitlik farklı bir mertebe. Delikanlı, Allah babana rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Babana dua edeceğiz inşallah. Şöyle bir soru var. Babam anneme çok eziyet ediyor, günahı nedir diye sormuşsunuz. Babanız annenize eziyet ediyorsa zalim olur. Zalimler de Allah katında hesaba çekilirler. Annen babanı razı olmadıkça, annen babandan razı olmadıkça, ona hakkını helal etmedikçe baban ahirette hesap vermeye, azap çekmeye, cennete girmemeye devam edecek. Ona cennet kapatılacak, annen gelip de o kapıyı açıncaya kadar. Baban aynen bunu dinliyordur inşallah şu anda. Bir sorumuz var yine WhatsApp'tan, alalım onu da. Aleyküm hocam, size bir sorum olacaktı. Erkekler erkekler kadına şiddet uyguladığında bunun öbür dünyada vebali nedir? Söylediğim sorunun cevabı aynısı hemen hemen. Bu delikanlı sorusu. Erkekler kadınlara eziyet uyguladıklarında bunun ahiretteki cevabı nedir? Erkek kadına ne yapmışsa aynı karşılığı görecek orada. Neyle eziyet ettiyse aynen ona bir cevap verilecek orada. Kısas yapılacak orada. Kısas sadece dünyada değil. El ceza o min cinsil amel. Yani ceza, ahiretteki ceza yaptığı kötülüğün türünden olacak. Dayak attıysa dayak yiyecek orada. Sadece dayaktan kurtulsa öpsün başına koysun. Bir de onu cehennem ateşine koyacaklar. Azap görecek. Susuz kalacak. Sıkıntı yaşayacak. Yaşamamış olmayı çok temenni edecek. Bir daha dünyaya gelsem diye çok söylenecek ama diyecekler ki sen kaybettin, kusura bakma. Sen zalimlerden sayılmışsın denecek ona. Onun için aklı başında insan kimseye eziyet etmeyen, kimseye sıkıntı vermeyen ve herkes hakkında hüsnü zan sahibi olan insandır. Yatak odasında namaz kılınabilir mi? Yatak odasında namaz kılmaya hiçbir engel yok. Kişinin yatak odasında namazını kılabilir. Yeter ki temiz olsun kılacağı yer. Ve efendim Allah kabul etsin. Bir görüntümüz daha var zannediyorum. Anne babası 5 yaşındaki çocuğu terk edip kaçıyorlar. Ve şöyle oluyor aslında, Adana'da bir para karşılığında bu çocuğa bakmak için bir bakıcı buluyorlar. Çocuk engelli, kız çocuğu. Birçok ay boyunca aramıyor, sormuyor. Bakıcı da insan bir insanmış demek ki. Temiz demek ki bir bakıcı vardı. Ruh hastası olan bir bakıcı vardı. Bu da temiz bir bakıcı. Polis merkezine götürüyor. Diyor ki baba anne bunu terk edip gitti. Babası kızımı almayacağım diyor. Ya ama bunu baştan beri söyleyin. Ya doğurmayın. Doğurduktan sonra hakkını yerine getirin. Nedir ona bakın. Veya bakmayacaksanız lütfen doğurmayın. Eğer bir engelli veya başka türlü bir çocuk dünyaya geldiyse bakın. Bakamıyorsanız lütfen elinize götürünüz. Devlet bakar. Devlet, devlettir, babadır devlet netice itibariyle. Sen yapamadığını devlet yapar. Böyle sağda solda. Şimdi kötü bir bakıcının elinde olsaydı ne olacaktı bu çocuk? Bu çocuğu her türlü kötülüğü yapabilirdi. Kötü bir insan. Allah razı olsun netice itibariyle götürmüş. Teslim etmiş ve baba anne vicdansız, bakıcı vicdanlı. Annesini arıyor. Annesi ve babasıysa yanında değil. Çünkü onu terk ettiler. Adın ne senin?
Başladı. Ayşe. Yürekleri sızlatan olay Adana'da yaşandı. Ayşe'nin anne ve babası şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2015 yılında boşanmıştı. Mahkeme zihinsel engeli bulunan Ayşe'nin velayetini annesine verdi. Genç kadın bir süre sonra çocuğuna bakması için aylık 1000 lira karşılığında bakıcı tuttu. Anne 1,5 ay önce evden çıktı. Gidiş o gidiş, bir daha eve uğramadı. Dahası bakıcıyı arayıp kızının halini dahi sormadı. Adın ne senin? Başladı. Ayşe. Anneden umudu kesen bakıcı Ayşe'yi babasına vermek istedi. Ama aldığı cevap karşısında şaşkına döndü. Baba kızını almayacağını ve yurda vermesini söyledi. Anne nerede? Bakıcı kadın anne ve babasının bu duyarsızlığı karşısında minik Ayşe'yi polise teslim etti. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri yürüme ve konuşmakta zorluk çeken 5 yaşındaki Ayşe'yi sevgi evlerine götürdü. Vicdansız anne ve baba hakkında aile yükümlülüğünün ihlali suçundan işlem başlatıldı. Anne nerede? O henüz 5 yaşında ve zihinsel engelli. Annesi ve... Evet, evet baba ve anne, evet. Yani demin dediğim sözlerin aynısını tekrar etmek istemiyorum. Keşke iç dünyaya sorumluluk almayacak olanlar lütfen çocuk dünyaya getirmeyin. Dünyaya getirdiğinizde de sorumluluğunuzu alın. Yani dünyada güzel bir kız çocuğu engelli, bu engelli olması onu terk etme hakkını verir mi size? Bakamıyorsanız gidin devlete, belli yerlere müracaat edersiniz. Devletin bakım evleri var. Belki bir aileye verir, belki devlet kendisi bakar. Netice itibariyle çocuk ortada sefil olmaz. Bari bu bakıcı kadın, bakıcı anne kimse insanlık yapmış, çocuğunuzu getirmiş, bir çocuğunuz başka türlü bir felaketle karşı karşıya gelebilirdi, kötü insanların eline düşebilirdi değil mi? Geçmiş olsun diyoruz bu çocuklara. Allah onları muhafaza eylesin. Efendim ölmüşler için şu duayı okuyabiliriz. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ya Rabbi. Kalplerimize iman edenlere karşı kin tutturma ya Rabbi. Bizi kindar yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Haşr suresinin 10. ayeti, ölülerimiz hakkında duanın, ölülerimiz hakkında iyiliğin, ölülerimiz hakkında ölüyü rahatlatacak, dünyadayken insanı rahatlatacak her şeyin ölü içinde olabileceğini bir işaretidir. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Efendim bu duamızı da, bu ayetimizi dua niyetiyle okuyalım. Bir görüntümüz daha var. Evet. Subhaneke Allahümme bidanik bidanik çektir. Bila bilaye kaydık ananın nuruna. Amin. Arkadaşlar bir daha dinleyelim bu cici kızın duasını, Subhaneke'sini. Subhaneke Allahümme bidanik bidanik çektir. Bila bilaye kaydık ananın nuruna. Amin. Evet. Amin diyoruz. Biz de amin diyoruz. Allah onları her türlü kötülükten muhafaza eylesin. Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Tabii ki Ramazan ayı yakında başlıyor. Kısa bir dua ile bugünkü programımızı bağlayalım diye söylüyorum efendim. Rabbim birimizin duasını kabul edecek, hepimizinkini kabul edecektir inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm sırâtellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Âmin. İlahi okumuş olduğumuz Fatiha hürmetine, içinde bulunduğumuz özel zamanlar hürmetine, Şaban ayı hürmetine ya Rabbi, gelecek Ramazan ayı hürmetine bizim dualarımızı kabul eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. İstiğfarımızı kabul eyle. Hatamızı, günahlarımızın itirafını kabul eyle. Bizi tövbekâr edenler, tövbekâr olanlardan eyle. Bizi kalbini sana bağlayanlardan eyle. Şeytanlara, nefsin emmaresine, nefsin kötü arzularına cevap verebilen ve nefse karşı direnenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi tövbe kapısı kapanmadan tövbe edebilenlerden eyle. Son ana gelmeden, son pişmanlıkla değil, aklı başındayken ve
ne yaptığını biliyorken tövbe edenlerden eyle ki tövbemiz kabul olsun ya Rabbi. Hastalarımıza şifa nasip et. Dertlilere deva nasip et. Borçlulara eda nasip et. Sıkıntıda olanlara bir çıkış kapısı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bütün bu dualarımızı kabul eyle. Bizi sadıklardan, salihlerden, müttakilerden eyle ya Rabbi. Amin. Ya mucibe sailin ve ya rahman rahimin. Efendim Yüce Allah hepimizin tövbelerini, niyazını kabul eylesin. Namazları kılmayı nasip eylesin. Oruç tutmayı nasip eylesin. Ramazan ayına böyle temiz bir şekilde bir kalple girmeyi ve Ramazan'ı tertemiz bitirmeyi hepimize nasip eylesin ya inşallah. Sizi seviyoruz. Allah sizi muhafaza eylesin. Perşembe akşamı saat 24'te, Cuma sabahı saat 8.30'da ve son önümüzdeki hafta son efendim pazar programı yapmış olacağız. Önümüzdeki hafta Salı'yı çarşamba bağlayan gecede efendim Ramazan ayına girmiş olacağız. Sultanahmet'teyiz. Sizleri Sultanahmet'te hepinizi bekliyoruz inşallah. Sizi seviyoruz. Allah sizinle olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.